Evet. Cumhurbaşkanımız çarşamba günü Malatya'ya geliyor. Haberimiz var, evet. Yani şehrin ayağa kalkması için bir şeyler yapsınlar, yeter yani. Malatya'mız bitti yani. Malatya'ya az hizmet görüyor şu anda. Yani şeye göre, şimdi diğer illere göre çok az hizmet görüyor. Tabii çok, her konuda. Şehir meydanında bir lavabo yok. Belediye olarak şehir meydanında dışarıda gelen bir insanın lavaboya çıkması için, elini yıkaması için bir lavabo yok. Kayseri'ye git, her taraf dolu. Araba park yeri vesaire. Malatya'nın en büyük sorunu o. Esnaflarımızın caddelerini batırıyorlar, bırakıyor bunu. En büyük sorunu onu dile getirin yani. Şehrimizin bu durumdan bir an önce kurtarılmasıdır. Öncelik tanınmasıdır. Diğer illerde yapılan teslimatların ilimize de bir an önce yapılmasıdır. Mağduriyetlerin giderilmesidir. Bir an önce bu şehir toparlanmalı. Vallahi bir an önce yani buraların yapılması. Başka talebimiz yok yani, bu Malatya'nın yeniden ayağa kalkması. Şimdi şu an çalışma var da daha belli bir şey yok. Hayal arzıda bir şey yok yani. Çalışıyor şimdi şu an. Operatörler, şeyler, makineler çalışıyor ama daha belli bir şey yok. İyi şanslar dileriz dedim. Malatya'ya iyi bir hizmet olmasını isteriz. Vallahi Malatya'da var bayağı sıkıntı. Deprem sıkıntısı çok büyük derecede. İnsanlarımız çok yani sefil durumda. Yani yardım gerekiyor herkese. Rezilliğimizi görsün. Başka ne diye? Aynı. 13-14 ay oldu, halen konteynerdeyiz. Nerede böyle söz? Ne olacak bunun sonu? Bir an önce bize ev versin. Başka bir şey istemiyor. Evim yıkıldı. Konteynerdeyim. 5 kişiyiz. Bir 20 metrekarede bir yerde oturuyoruz. Gönlümüzdekini söyleriz yavrum. Gidebilirsem. Malatya için ev olmayanlara işte ev, öyle yardımlarını isteriz. Şükür bizim evimiz iyi. Taleplerimiz önce hukuk, adalet, demokrasi. Anlatabiliyor muyum? Ben 72 yaşındayım oğlum, ben böyle bir yönetim görmedim. Anlatabiliyor muyum? İki tane askeri darbe gördüm, insanların üzerinde bu kadar baskı olmadı. Ben ne diyeyim başka, ne diyeyim? Önce hak, hukuk, adalet, şu milletin halini görüyorsun. Emekli sürüm acınlar. Ben şurada 26 sene çalıştım şurada. 26 sene çalıştım. 10 bin lira maaş alayım. Ben bir de evim kira olsa ben nasıl geçineceğim? Benden kötü olanlar var, kira verenler var. Bunlar nasıl geçinecekler ya? Kendiler saraylarda yaşıyorlar, efendime söyleyeyim. Kestane balı yiyor, efendime söyleyeyim. Ejder şeyi, meyvesi yiyor. Vatandaşlar sürünüyor. Ben ne diyeceğim ya? İnşallah şu evlerimizi, yıkılan evlerimizi yaptırırlar da kurtuluruz. Şeylerden kurtuluruz yani. Kiralardan kurtuluruz. 2+1 10 milyon kira veriyorum. Çok perişanım yani. Aldığım 10 milyar maaş. Ne bileyim artık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Gelirse şu evlerimizi yaptır da kurtuluruz yani. Cumhurbaşkanımız iyi çalışıyor. İyi çalışmasına dair de şeyden Filistin için sorunlarımız, en büyük acılarımız da odur. Başka diyecek bir şeyimiz yoktur. Şehrin yapılması tahminime geç olur. Yalnız geç olunca inşallah güç olmaz ama olacaktır.